Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Haşr suresi 7-10. ayetler arasında değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki muhacir, ensar ve ardından da onlara iyilikle tabi olan tabi'in, tebeüt tabi'in gibi hatta kıyamete kadar gelecek iyi insanlar gibi insan gruplarını ana hatlarıyla bize bildiriyor. Şöyle ki: Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura, o beldeler ahalisinden Allah'ın Resulüne ganimet olarak vermiş olduğu şey felillah, Allah içindir. Velir Resul, peygamber içindir. Velizil qurba, yakınlar içindir. Vel yetama vel mesakin, yetimler, miskinler içindir. Ve ibnis sebil, ve yolcular içindir. Yani fey yoluyla herhangi bir savaş olmadan Allah'ın peygamberine nasip etmiş olduğu böyle bir galibiyetten meydana gelen ganimetin taksimi böyledir. Burada Allah ve Resulü Allah için olan acaba ne anlamda? Bazı zatlar demişler ki müfessirler Allah için denilmesi teşrif babından ifade edilmiştir. Ve dolayısıyla onun dağıtımı da doğrudan peygamberin tasarrufundadır. Bazı zatlar da şöyle değerlendirmişler: Allah için olan Kabe'nin masrafları için kullanılır. Öte yandan zil gurbe derken Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakınları Beni Muttalip, Beni Haşim, onlar yine böyle bir şeyden hissedar oluyorlar. Çünkü peygamberimizin neslinden olanların doğrudan bir sadaka kabul etmesi uygun değil. Zekat kabul etmeleri uygun değil. Hediye almaları caiz. Böyle olunca bu gibi ganimetlerden onlara da bir hisse ayrılıyor. Ta ki bir sıkıntı, maddi yönden sıkıntı olmasın. Ve yetimler ve miskinler için ve bir de yolcular için. Keyla yekune duleten beynel agniyai minkum, ta ki bu şekilde meydana gelen ganimet, ganimetten meydana gelen servet sizin zenginleriniz arasında deveran eden bir meta olmasın. Yani bu noktada yetki peygamberimize veriliyor. Eğer herkese eşit bir şekilde dağıtılsa o zaman zaten zengin olanlar yine hisse almış olacaklar. Daha da zengin hale gelecekler. Halbuki toplumda zengin ve fakir arasındaki uçurumun kapatılması lazım. Biri çok zengin, diğeri çok fakir, böyle olmamalı. Bu açıdan yetkinin peygambere verilmesinin hikmeti anlatılıyor. Peygamber kimin neye ihtiyacı olduğunu bilir ve ona göre dağıtır. Yoksa işte önde gelen zenginler, biz çok daha fazla elemanlarımızla yardımcı olduk, hissenin fazlası bizim olsun diyebilir. İşte bu onlara bırakılmıyor. Doğrudan doğruya peygamberin tasarrufuna veriliyor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, peygamber size ne getirmişse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, neden de sizi nehyetmişse ondan kaçının. Yani bu özellikle ganimetle alakalı. Peygamber ganimetle alakalı size ne vermişse alın. Neden de sakındırmışsa ondan sakının. Ama genel manada da değerlendirilebilir. Her ne kadar ganimet münasebetiyle bu ifade edilmişse de peygamber size Allah'tan ne getirmişse ala re'si vel ayn, kabul edin ve neyi de yasaklamışsa ondan da geri durun ve kaçının. Vettegullah, ve Allah'tan korkun. İnnallâhe şedîdül igâb, ve şüphesiz ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Lil fukara'il muhacirin, bu verilecek olan ganimet, ganimetin taksimi kimler içindir? Fakir olan muhacirler için. Lil fukara'il muhacirin, hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan o fakir durumda olan kimseler içindir. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمَّالِهِمْ, ki onlar diyarlarından, mallarından uzak kaldılar.
diyarlarından çıkarıldılar. Mallarından uzak kaldılar. Yebtavuna fadlen minallahi ve rıdvane ve bunu sırf Allah'ın lütfunu, rızasını arayarak yaptılar. Terki dar ve diyar ettiler. Ve yansurun Allah'a ve Resul'e, Allah ve Resul'üne de yardım ediyorlar. Yani Allah'ın dinine ve peygambere yardım için onlar da hicret ettiler. Böyle bir fedakarlık yaptılar. Değerli izleyenlerim, burada şöyle bir incelik görmekteyiz. Demek ki Beni Nadir Yahudilerinden kalmış olan ganimet, epey bir ganimet ve bunun özellikle dağıtımı ihtiyaç sahiplerine olacak. Ve bu konuda yetki tamamen peygambere veriliyor taraf ilahiden. Bunun hikmeti de şöyle açıklanıyor. Ta ki aranızda zenginler arasında dönen bir meta olmasın. Yani zenginlerin paslaşması gibi zengin olanları daha da nemalandıracak bir icraat olmasın. İslam devleti sosyal bir devlettir ve halkın menfaatlerini elbette nazar alan bir devlettir. Ve o toplumda kimin ne kadar ihtiyacı varsa devlet tarafından da takviye edilmesi çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cenab-ı Hakk'ın talimatları doğrultusunda böyle yapmıştır. İşte Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan bu zatların çoğunun maddi durumu iyi değil. Evlerini bırakmışlar, mallarını bırakmışlar, pek çok şeylerini orada bırakıp gelmişler. Ve böyle bir imkan da ellerine geçtiğinde o zamanki Müslümanların, demek ki öncelikle ihtiyacı çok daha fazla olan muhacirlere verilecek. Ve burada muhacirlerin özellikleri anlatılıyor. Onlar diyarlarından çıkarıldılar, mallarından oldular ve Mekke'den Medine'ye gelmeleri sadece ve sadece Allah'ın lütfunu ve rızasını elde etmek için, başka bir gayeyle değil. Ve bunlar Allah'a ve Resulüne yardım ediyorlar. Yani Allah'ın dinine, peygamberin davasına yardım eden kimseler. Ulaike humus sadıkun, işte bunlar sadık olanlardır. Yani onlar yaptıkları icraatlarla, çektikleri çilelerle, din uğrunda maruz kaldıkları zorluklara sabretmek suretiyle sadık olduklarını ortaya koymuşlardır. Bunlar dinde sadık, iç dünyalarında sadık olan kimselerdir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve neticede iman etmiş olan Ensar'a gelince, burada tabi doğrudan Ensar denilmiyor, özelliğiyle anlatılıyor. Ve bunun yorumunda bütün müfessirler bundan murat Ensar'dır diye anlatırlar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ, onlar kendilerine hicret eden kimselere muhabbet ederler. Onları severler. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا, ve onlara verilenlerden dolayı kendi iç dünyalarında herhangi bir sıkıntı da duymazlar. Yani neden bize verilmedi de onlara verildi tarzında onları çekememek, onlara verilmesinden dolayı rahatsızlık duymak gibi, o gibi şeylerle muhatap olmazlar. O gibi halleri yaşamazlar. Tabii bu gerçekten kemal vasfıdır. Normalde insanlarda cimrilik vardır ve insan bencildir, egoisttir. Menfaat olan yerde hissesinin çok fazla olmasını ister. Ama Medineli Müslümanlar, Ensar, Mekke'den hicret etmiş olan Müslüman kardeşlerini bağırlarına basıyorlar, evlerini paylaşıyorlar, arazilerini paylaşıyorlar, gelirlerini paylaşıyorlar. Hatta iki hanım olup da boşayanlar oluyor. Diğer hanımımla da sen evlen diye bu şekilde fedakarlıkta bulunanlar oluyor. İşte bu ulvi ruhlu insanlar Medine'ye gelmiş olan muhacirlere bu mirastan, bu ganimetten verilenleri elbette hoş karşılarlar. İçlerinde bundan dolayı bir sıkıntı duymazlar. Ve yu'thirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâsa, kendileri şiddetli muhtaç da olsa onları
kendi nefislerine tercih ederler. Yani Medineli Müslümanlardan da ihtiyacı olanlar var. Hepsi zengin değiller. Ama bu olayda Beni Nadir Yahudilerinden kalan ganimetle alakalı olayda özellikle muhacir olanlara bu dağıtıldı. Bundan dolayı kendi içlerinde herhangi bir sıkıntı duymazlar ve kendileri muhtaç da olsa muhacir kardeşlerine verilmesini tercih ederler. وَمَنْ يُوْغَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ Kim nefsinin bencilliğinden, cimriliğinden bu şekilde sakınabilse, işte onlar felaha ermiş olan, kurtuluşa ermiş olan kimselerdir. Yani normal şartlarda ve uhtıratil enfüsü şuh ayetinin ifade ettiği gibi insanlar bencildir, egoisttir, kendi menfaatinin takipçisidir. Ama nefsini aşabilen insanlar diğergam hale gelir ve kendi menfaatini değil başkasının menfaatini düşünür. Velev kendisi muhtaç da olsa Müslüman kardeşini tercih eder. Bu üst düzey bir ahlakı bize anlatır. Ve buna İsar hasleti deniyor. Kur'an-ı Kerim Ensar'ın bir özelliği olarak bu güzel hasleti bize anlatıyor. Hatta bununla alakalı kitaplarda başka örneklerde verilir. İşte mesela Müslümanların yaptığı bir savaşta birisi neredeyse artık vefat etmek üzere su, su diye nida ediyor. Kendisine su geldiğinde yanı başında başka birinin sesi duyuluyor. O da su diyor. Ancak işaret edebiliyor. Ona götürün, bana getirmeyin diye. Ve tam diğerine ulaştırıldığında başka birisi su diyor. O da diğerini işaret ediyor. Ona götürün. Üçüncü kişiye varıldığında üçüncü kişiye yetişmiyor. Bari ikinciye yetişelim diyorlar. İkinci kişi bu arada vefat etmiş. Bari birinciye yetişelim. O birinci kişi de vefat etmiş. Bunun gibi gerçekten birer ibret tablosu tarihte olmuş. Müslümanlar gerçekten İsa hasletini kendi hayatlarında çok güzel tatbik etmişler. Öte yandan yine Medine-i Münevvere'de mesela bir aileye bir koyun başı hediye olarak getiriliyor. Ancak bunlar düşünüyorlar ki işte falanca komşumuz bize göre daha da muhtaç durumda. Ona gönderelim. Ona gönderiyorlar. O bir başkasının daha muhtaç olduğunu düşünüyor. Bir başkasına gönderiyor. O da bir başkasına derken 7 tane ev dolaşıyor ve en sonunda tekrar ilk eve, ilk gönderilmiş olduğu eve aynı koyunbaşı geliyor. Bunlar birer isar hasleti. Yani kendisi muhtaç da olsa başkasını tercih etmek. Bencil insanların dünyada çok olduğu bir zamanda böyle bir ahlak çok daha önem kazanıyor. Ve günümüzde bu mananın yeniden yaşanması gerçekten önemli. Ona göre hareket etmek gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler, onlardan sonra derken önce muhacir, ardından ensar, onlardan sonra gelenler de tabi'in ve tebeüt tabi'in, hatta kıyamete kadar bütün Müslümanlar. يَقُولُونَ Onlar derler ki, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Onlar şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bizi bağışla ve imanda bize sebkat etmiş olan, bizden önce gelmiş olanları da mağfiretine mazhar kıl. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler için bizim kalplerimizde herhangi bir siyah nokta, herhangi bir kötü şey bırakma. Yani kalbimizde bir gıllı gış, böyle şey bırakma. Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen rauf rahimsin. Yani sen son derece şefkat sahibisin ve son derece merhametlisin. Burada ilk devir Müslümanlar olan muhacir ve ensardan sonra gelenler derken işte tabi'in, tebeüt tabi'in ve daha da peşinde
kıyamete kadar bütün Müslümanları ifade ediyor. Onlar da şöyle derler demek suretiyle bize de aynı zamanda bir mesaj veriyor. Bizden önceki iman etmiş olan kardeşlerimize duacı olacağız. Yani onları hayırla yad edeceğiz. Ve onlarla alakalı kalbimizde herhangi kötü bir şey, herhangi siyah bir nokta bırakmayacağız. Hüsnü zanla onlara bakacağız. Bu tabii değerlendirme açısından son derece önemli. Çünkü günümüzde de zaman zaman bazılarında olabiliyor. Bakıyorsunuz sahabeyi sorgulamak veya ardından daha sonraki dönemde gelmiş olan bazı Müslümanları sorgulamak ve şu haklıydı bu haksızdı gibisinden gerçekten onları lekedar edebilecek şekilde kitaplarda bazı şeylere yer verildiğini görüyoruz. Bununla alakalı özellikle Hazreti Ali döneminde meydana gelen dahili muharebeler münasebetiyle İslam tarihinde epey gürültüler kopmuş ve bundan dolayı mezhepler ortaya çıkmış ve mezhep olunca tabii tarafgirlik de meydana geliyor ve küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun, her hizip kendisini üstün görmeye çalışıyor ve kendi görüşlerinin doğru olduğunu kabul ediyor. Böyle olunca da diğer tarafta yer alanlara art niyetle bakmak, onları tenkit etmeye çalışmak devam edebiliyor. İşte Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ali döneminde meydana gelen olaylarla alakalı şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki: "Tahharallahi diyene fenudahir elsinetene." Yani Allah bizim elimizi temiz kıldı. O zamanki o olaylarda biz yoktuk. Bize de düşen dilimizi temiz tutmak. Dolayısıyla onlarla vakit kaybetmemek. Durum böyleyken günümüzde bazı Müslüman kardeşlerimiz acaba Hazreti Ali mi haklıydı, Muaviye mi haklıydı? Bu gibi olaylarda ileri geri konuşabiliyor ve herhangi bir tarafa tarafsa özel olarak diğer tarafa çok fazla yüklenebiliyor. Halbuki biz onlara hakem olarak gönderilmedik. Onları yargılayacak olan biz değiliz. Artık onlar tarihe karışmış, eskide kalmış. Dolayısıyla kendimizi düzeltmeye çalışmak, sahabenin güzel üstün meziyetlerini kendimize yansıtmaya çalışmak en idealidir. Yoksa o büyük zatların şu haklı bu haksız tarzındaki tenkidini yapmak, bununla vakit geçirmek bize uygun değil. Ayet-i Kerime böyle manalara da işaret ediyor ve kalbimizde onlara karşı bir siyah noktanın kalmamasını bize hatırlatıyor. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde Kur'an'ı anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.